Esra Kapıcı'yla haber bültenimizi izledik. Hemen ardından hayata dair kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine konusunda uzman konuklarımız diyoruz ya, hayata dairin içinde her gün. Bugün iş adamı konuğum sevgili izleyiciler. Sevgili Şevket Süreyya Gürol şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi diyelim, iyi olalım. Hep öyle derler ya, adettenmiş iyi evet. izlemek. Evet. Ama biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye ülkemizin durumu. Siz de bir FİTE'li iş adamı olarak nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? İşleriniz aksadı mı? Biz bunu merak ediyoruz aslında. Ya şöyle bir söyleyeyim. Her şerde bir hayır var tabii ki. Yeni jenerasyon diyeyim, yeni iş adamları, genç nesil. Biz tabii bu tür darbeleri çok sık yaşayarak, tabii siyasi olarak bunları takip edebiliyoruz ama çok sık yaşayarak büyümedik. Hep büyüklerimizden duyduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. Ha, bu evet. darbenin akabinde bu da bize bir ders oldu. Biz de bu saatten sonra ne yapmamız gerektiğini, bir vatandaş olarak neler yapmamız gerektiğini çok daha iyi öğrendik tabii ki. İş hayatına yansımaları ne kadar sınırlı olsa dahi mutlaka ama mutlaka etkiliyor. Ve biz bu süreçte evet. yapmamız gereken tek şeyin şu olduğunun farkına vardık. Sadece ve sadece çalışmak. Aha. Çünkü bu süreçte sadece kastedilen veya yıkılmak istenen bir siyasi irade değil. Evet. Sadece vatanı alıp bizi bertaraf etmekten ziyade bunlarla birlikte ekonomik olarak da bizleri, ortamımızı bitirmeye yönelik hareketler söz konusu. Allah korusun tabii ki. Biz şu aşama itibariyle tabii ki darbeyi savdık, ilk dalgayı atlattık ama şimdi işin ekonomik boyutu var. Evet. İkinci safhası geliyor. Ve bu safhada da artık daha önce 1 saat çalışıyorsak 2 saat çalışacağız. 8 saat çalışıyorsak 9 saate çıkartacağız. Bir fazla çalışarak ekonomik olarak ayağa kalktığımız zaman asıl bize darbe yapmak isteyenler o zaman korkmaya başlayacak. İnşallah. Bizim beklentimiz ve niyetimiz bu yönde. Aralıksız evet. çalışmak, üretmek üzerine. Evet, inşallah herkes de aynı fikirde. Bütün konuklarımın diğer hafta içi gelen konuklarımın da... Evet. Çok farklı konuklarım var, her konusunda uzman gerçekten. Evet. Onlarla da böyle konumuzun dışında tabii ki bu duruma küçük de olsa bir değiniyoruz, evet, evet, fikrimizi evet, beyan evet. ediyoruz. Ama biz Türk halkı olarak bütün konuklarımla aynı şeyi konuştum. Artık Türkiye'de A partisi, B partisi, C partisi diye bir şey kalmadı. Aynen bu, öyle. Bizim aynen görmek istediğimiz, birçoğumuzun görmek istediği bir sahneydi. Biz de bunu gördük ve birçok insan inanılmaz derecede bu konuda rahatladı. Evet. Bu bizce ve benim gibi eminim düşünen birçok insan da vardır. Belki siz de aynı fikirdesinizdir eminim. Biz artık ülke olarak tek yumruk olmayı başardık. Evet ve dünyanın imrendiği, özendiği, metiyeler düzdüğü bir millet olduğumuzu açık olarak, net olarak, uygulamalı olarak gösterdik. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani artık dünya bize sadece bir basit bir millet değil, eski ihtişamıyla, bir Türk milleti gözüyle bizi gerçekten ciddiye almaları gerektiğini anladılar. Evet. Ve bunun akabinde de dediğim gibi bundan sonraki aşama ekonomik zafer. Allah'ın izniyle onları da başaracağız inşallah. İnşallah. Bizim inşaat sektörü olarak evet. bu alanda yapmamız, etmemiz gereken sadece inşaat yapmak değil, fuarlara katılmamız gerekiyor. Aynen şu anda... Devlet büyüklerimizin yürüttüğü çalışmaların tamamını biz de yerel iş adamları olarak hızlı bir evet. şekilde toparlanıp derhal çok kısa bir sürede bu karmaşanın içerisinde biz hayır, biz o gün nasıl
ayakta durduysak ekonomik olarak da bugün ayaktayız diyebilmemiz lazım. Birinci şart bu. Mutlaka. Çünkü ticaretteki en önemli nokta güvenilirlik, güvenilebilmek. Evet. İnsanlar, dünya bize güvendiği zaman buraya inşaat sektörüne de yatırım yapacaktır, turizm sektörüne de yatırım yapacaktır. Ve şunu açık ve net olarak söylüyorum. Dünya bize güveniyor. Güvenilmesini istemiyor. Çok başka bir şey ama dünya artık bize güveniyor. Bize niye güveniyor? Türk milletine güveniyor. Türk ekonomisine güveniyor. Ya düşünsenize böyle bir kargaşadan bana bir tane herhangi bir Avrupa milleti de dahil fark etmez. Böyle bir sorundan böyle ufak çiziklerle ekonomik anlamda kastım ekonomik evet. anlamda ufak çiziklerden evet. kastım. Bu şekilde çıkabilecek bir ülke sayabilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Demek gerçekten ki demek ki neymiş? Değil. Millet bağımsızlığıyla birlikte ekonomik bağımsızlığını da kazandığı zaman milletmiş. Bu kesinlikle. Da bir gerçek. Aynen şu anda dünyanın dört bir tarafına dağılan devlet büyüklerimiz gibi biz de yerel esnaflar olarak, yerel iş adamları, yerel ticaret uzmanları olarak biz de ulaşabildiğimiz kadar ulaşmak zorundayız. Bu çok önemli. El ele verip tabii ki yerel iş adamları olarak aynen herkes öyle. Şöyle bir şey. Türkiye'de herkes bulunduğu şehir, il veya ilçede, kasabada hiç fark etmez. Köyünde aynen, her evet. ne iş yapıyorsa biraz daha böyle dört elle sarılarak, birlik olarak. Biz şunu öğrendik. Birlik olmanın ne olduğunu bence bu evrede öğrenmiş olduk. Ve kesinlikle. Daha önce 10 kazanalım diye düşünüyorsak hiç önemli değil. Bugün 8 kazanalım ama 5'ini devletimiz, milletimiz, vatanımız için kazanalım. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Evet. Eğer bu mantığı, bu sevgiyi, özveriyi, bu çalışma azmini hele şu dönemde hayata geçirebilirsek inanıyorum ki biz çok daha güzel bir şey yerlere geleceğiz. Çok daha güzel şeyler başaracağız. Umudumuz 2017 ülkemiz için çok hayırlı bir yıl olması hepimizin. Ben o konuda çok aşırı umutluyum. Samimi evet. söylüyorum size bunu. Aşırı umutluyum. Fazlasıyla umutluyum. Şunu da yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Sadece iş alanında, ticari gelişmeler alanında ülkeye bağımlı kalıp, yani ülkeye kastım şu, haber kaynaklarını sadece iç piyasadan değerlendirmemek gerekiyor veya sadece bir noktaya odaklanmamak gerekiyor. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Yurt dışında veya yurt içinde bu olayı gerçekleştirmek isteyen insanlar devamlı negatif şeyler pompalayacak veya empoze etmek isteyecektir. Mutlaka. Biz bu gerçeğin bu şekilde olmadığını ilk önce kendimiz anladığımız zaman zaten her şey düze çıkacaktır. Ben ona inanıyorum. Ve 2017'den çok ciddi beklentilerimiz var. Çok ciddi, samimi hepimizin söylüyorum. Hepimizin öyle. Yani turizm alanında var. Özellikle inşaat alanında kesinlikle. Fazlasıyla var. Ve biz millet olarak başarılı bir milletiz. Hele inşaat sektöründe dünyanın dudaklarını uçuklatacak projelere imza atmış bir milletiz. Ve atmaya da devam ediyoruz. Bölge olarak da inşaat konusunda çok revaçtayız, favoriyiz. Hızlı yol alan bir sektör bu bölgede. Onu aynen. da söyleyelim. Aynen, aynen. Şimdi Fethiye bölgesi, ben Fethiye bölgesinde faaliyet gösteren bir kişi olarak şunu söyleyebilirim. Fethiye bölgesi sadece yatırım amaçlı gayrimenkul satmıyoruz. Evet. Burada insanlara bir yaşam alanı da sunabiliyoruz. Evet. Böyle bir avantajlarımız var. Evet. Ve biz bunlara yani cebimizden hiçbir masraf etmeden sahip olduk. Böyle bir ortamın içerisinde ticaret yapıyoruz. İster yazlık ev almak isteyen olabilir. Ticari evet. yatırım yapmak isteyen olabilir. Kışın yaşamak isteyen olabilir. Yaz, kış, yılın 12 ayı, 4 mevsimi inşaat sektöründen fayda sağlanıyor. Evet, Fethiye bu bölge olarak. Bölge olarak avantajlıyız. Çok avantajlı. Aşırı. İnsanların işte söylemlerini artık o kadar çok fazla duyduk ki onun için sizi çağırdım, konuk etmek istedim. İnsanlar hep şu, bu olaydan ötürü evet bu sene sezon birazcık çok da kötü demeyelim. Hani neyi çağırırsak kırgın diyelim. Birazcık kırılgan geçti. Birazcık geçti. Kırgın, evet. kırılgan geçti. Evet. Ama daha Ağustos'un ortasındayız. Hiçbir şey için geç değil. Ama önümüzdeki sezonun gerçekten belki bu bölge böyle bir sezon yaşamayacak diye düşünüyorum. İnşallah dualarımız, kalbimizden geçen şeyler bunlar. Güzel duygular, güzel hisler.
Şu anda yurt dışındaki arkadaşlarımızdan bazen telefonda olsun, internet ortamında olsun görüşüyoruz, irtibat sağlıyoruz. Bir kısmı müşterimiz olarak tabii evet. talepte bulunuyorlar veya evet. araştırma yapıyorlar. Genel algı gelecek yılların, önümüzdeki sezondan itibaren tekrar ivme kazanacağı yönünde. Ancak tabii ki şunu da bir netleştirelim. Bizim çok iyi bir bina veya inşaat üretmemiz demek illa dış pazarla alakalı değil. İç pazara da veriyoruz. Ama dış pazarda da bazı ekonomik sıkıntılar var. Oradaki halkların da ekonomik evet, sıkıntıları var. Evet. Bunlar da doğal olarak direkt bizi etkiliyor. Çünkü dış pazar için hazırlanan ürünler, atıyorum bir müstakil villayı düşünün. Bunun %40 müşterisi yerli müşterimiz ise %60'ı dış pazara yönelik. Evet. Dışarıdaki müşteri portföyünde bulunan bu insanların da gelir durumları yüksek değilse veya hak verin onların da yaşadığı sıkıntılar varsa otomatikman bu da etkiliyor. Bunlar da yansıyor bize. Evet. Ama inanıyorum ki önümüzdeki sezon şu yıl içerisinde, 2016 yılı içerisinde yapmış olduğumuz ticari kabiliyetimizi bir %30, %35 daha arttıracağına ben çok ciddi inanıyorum. İnşallah. Yani İnşallah. Güzel bir başlangıç yapılacağına inanıyorum. Ama hala daha maç bitmiş değil. 90 dakika daha bitmedi. Hala hazırda Ağustos ayındayız. Turizm sezonu olarak da yüksek bir sezon. Bizim inşaat sektörümüz aynı zamanda turizmle çok iç içe, resmen evet. nikah kıymış vaziyette. Çünkü turist olarak beldemize gelen, tatil amaçlı beldemize gelen insanlar da evet, bu tatil sürecinde yatırım kararı alabiliyor. Ve bu tatil sürecinin tamamlanmasının hemen akabindeki ilk 20 gün, 25 gün sonra tekrar geriye dönüşler yapıyorlar. Evet. Ve bu tür kısa vadeli geri dönüşlerin çoğu alımla da sonuçlanıyor. Evet. Bu güzel bir müşteri portföyü bizim için. Turizm canlanıyor, canlanacak da. İnşaat sektörüne paralel olarak yapılması gereken, bizlerin yapması gereken sadece reklamdan ziyade rüştümüzü de ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yani aynı bir çiçekçi gibi düşünün. Sadece gül satarak bu iş olmaz. Maalesef. Biz de sadece atıyorum. Alternatifler tabii ki. Mutlaka olmalı. Mesela Seki gibi bir yerimiz var. Yayla turizmi olarak bir konsept geliştirmemiz gerekiyor. Sahillerde zaten yapıyoruz. Artık günümüz insanların da ihtiyaçlarını ciddiye alarak, bunları ön plana taşıyarak site tarzında, bir kompleks tarzında yaşam yerlerine ihtiyaç duyuluyor. Bunları da bizim proje olarak hayata geçirmemiz gerekiyor tabii. Bu tür olaylar arz talep meselesi tabii ki de. Mutlaka. Ama talepler sürekli değişiyor değil mi? Yani şu, geçen seneye göre bu sene mutlaka talepler değişmiştir. Tabii renk değişikliği oluyor. Mutlaka. Misal daha önceki yıllarda müstakil evet. konutlara talep yüksekken bu yıl ağırlıklı apart tarzında 1 artı 1, 2 artı 1 tarzındaki konutlara rağbet oluyor. Ya bunların hepsi ekonomik güçle alakalı. Sanırım bu tür bölgelerde çok özür diliyorum sözünüzü kestik. Birçok yatırımcı yurt dışından gelen veya bir başka şehirden gelen Türkiye içinde de kalanlar için de söylüyorum. Evet. Zaten herkesin bir yaşadığı bir işi evi var ama buralar genelde tatil yeri olarak gözüküyor ya, büyük bir ev, bir villa almaktansa insanlar bir artı bir sadece yazları gelip iki ay bir yaşam alanları istiyorlar kendilerine. Sanki evet. bu daha mantıklı gibime geliyor bence. Mutlaka, ben aslında öyle bir şey tercih ederim insanların herhalde. Pek çok kısmı o şekilde ama bir de şöyle düşünün. Fethiye gibi bir beldede yaşıyorsunuz. Deniz, mavi, doğal tabii güzellik, ki, tabii her şeyi. Dört dörtlük bir yer düşün. Ve misal emekli olmuşsunuz, belli bir birikim yapmışsınız. Ve bu insanlar hayat yeri olarak da, yani yaşamak istedikleri yer olarak da Fethiye'yi tercih ediyorlar. Hı hı. Bu da çok önemli. Düşünsenize yani ömrünüzü çalışmakla geçiriyorsunuz ve evet. birikimlerinizi, ha tamam tabii ki de bir yatırımdır. En nihayetinde alınmış bir gayrimenkul yatırımdır ama bu gayrimenkulle birlikte hayatınızın geri kalanını devam ettireceksiniz. Hem yatırım yapıyorsunuz hem böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Yerli müşterilerimizin büyük bir kısmı, şöyle söyleyeyim size, %60'ı apart tarzında 2 artı 1, 3 artı 1 daireler. Aynen dediğiniz şekilde burada da bir dairemiz olsun. Emekli olunca evet. da gelebiliriz veya en azından şu anda kiraya verebiliriz tarzında düşünüyorlar. İkinci etap müşteri, yani hani emekliliğini yaşamış veya belli bir gelir seviyesinin üzerinde müstakil tarzda hayatımı da burada da hem devam ettireyim hem sezonluk olarak da evet, bir gelir elde edeyim, evet. kalayım. O şekilde düşünen müşteri sayısı da çok fazla. Dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi, bu işler tabii ki arz talep meselesi. Kimse öyle düşünür, kimisi farklı düşünebilir. Evet. Tabii Fethiye için, bu bölge için söylenebilecek zaten
Eksi tek bir sözüm yok, onu söyleyeyim. Ben de dışarıdan gelmiş, yerleşmiş biri olarak Evet. Ben her zaman söylüyorum. Siz Fethiyeliler çok şanslısınız. Ama biz de şanslıyız. Artık biz de buralıyız. Burada yaşıyoruz. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Tatil için gelip yerleşen çok fazla insan var. Atıyorum İstanbul'dan. Geçen hafta bir konuğum vardı. Gerçekten ünlü bir modacı. Ayrıca oyuncu, sanatçı olan sevgili Ali Aslanoğlu da buradan sevgi ve selamlarımızı yollayalım. Fethiye'ye tatil için gelip bir hafta 10 gün sonra ev almak istiyorum diyebiliyorum. Ev alıp, çok Evet. Ciddiyim, hemen bir ev alıp daha sonra İstanbul'daki ve yurt dışındaki işlerinin bir şubesini de buraya açtı. Ve burada olur mu acaba küçük burası derken çok da güzel işlerini götürüyor ve çok da memnun, hiç tahmin etmediği. Diğer arkadaşların da arayıp aynen hani burada yaşayan geride kalan arkadaşlar için hiç de tahmin ettiğimiz gibi bir yer değil. Hani iş yeri de açılıp burada gerçek anlamda ticaret de yapılabiliyor. Tabii ki de. Hiç umudum yok diyordu. Hani dışarıdan gelince Fethiye şöyle yürüsen 3-5 saatte yürüyerek gezersin. Herkesin kafasında o var. Ama çok renkli bir Fethiye'miz var. Kesinlikle diyecek bir şey yok. O kadar renkli ki biz sadece inşaat sektörüne sadece konut üretmiyoruz aslında. Buraya da şöyle söyleyeyim, yeni beyinler, yeni simalar da katıyoruz. Evet, evet. Buraya yerleşmeye gelen insanlar dediğiniz gibi belirli bir iş potansiyeli veya iş gücü varsa onunla birlikte geliyor. Belirli bir yaşam tarzı varsa bizleri onunla tanıştırıyor ve o yaşam tarzına göre yeni iş sahaları açılıyor vesaire. Evet. Yani biz sadece konut olarak üretmiyoruz aslında. Yeni hayat tarzlarını da beldemize, kendi coğrafyamıza katıyoruz. Kazandırmış tabii ki de. Kesinlikle. Tabii ki de. Aklımıza veya bizim düşünmediğimiz pek çok iş sektörü veya düşünce alanı burada dediğiniz gibi pek çok değerli misafirle birlikte beldemize geliyor. Evet. Ve burada çok çeşitli sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar. Mutlaka, tabii ki. Yani aslında tek taraflı kazanılmıyor fark ettiyseniz. Yani birkaç dalda, birkaç farklı alanda kazanç söz konusu. Evet. Bu şekilde de renkler artıyor, doku artıyor, her şey. Şunu yansıtmak istiyorum. İyi ki de geldiniz. Şu anda bizi sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı, gerek yurt içinde gerek yurt dışında hiç fark etmez. İnsanlara şu bilinçaltlarına yerleşmiş bir şey var artık insanların. 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin artık gidilmeyecek, yurt dışından özellikle yatırım yapılmayacak. Sevgili izleyenlerimiz, bir iş adamımız, burada inşaat yapan bir iş adamımızı konuk ettim ki kendi ağzından, kendi kelimelerinden siz de duyun. Ne kadar pozitif ve olumlu şeyler söyledi. Herkes çok rahat olsun, şu konuda çok rahat olsun. Ben kendi adıma konuşuyorum şu anda. Gücüm nispetinde konuşuyorum. Son çivisine kadar ben çakacağım. Evet. Ezbere değil. Bir hayal görmüyorum. Bir hayal dünyasında da yaşamıyorum. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Bizim için, özellikle inşaat sektörü için önümüzdeki yıllar çok verimli yıllar. Şu anda biz görebileceğimiz tüm olumsuzlukları iş hayatı açısından Evet. Yaşadık, gördük. Ve bundan en az zararla çıkmayı başarmış bir ülkedeyiz ve beldedeyiz. Ki Fethiye gibi bir beldeyi düşünün, inşaattan besleniyor, seracılıktan besleniyor, narinciyeden besleniyor, turizmden besleniyor. Yani yılı dörde bölseniz, dört mevsimin dördünde de Fethiye gibi bir beldeye belli bir kazanç, belli gelir var. Tarım, turizm. Tabii ki de. Yani. Ve biz böyle bir imkanların içerisinde, ya şartlar kötü, yok şu olmadı falan, bu tür mazeretler kabul edilemez. Niye? İmkan müsait, şartlar müsait. Tabii ki de eksikler olabilir ama biz son çivisine kadar inşaat sektöründe biz elimizden geleni yapacağız. Ne bu kadar? Memleket için yapacağız ve dışarıdan aldığımız ışık, sinyaller de bunu gösteriyor zaten. Herkes Evet. Dört gözle hani Fethiye beldesi için ne gibi yatırımlar olabilir, biz nerelerden istifade edebiliriz? Çünkü onlar da yaptıkları ticaretin verimli sonuçlar getirmesini bekliyorlar. Evet. Bu çok önemli. Ve Fethiye'de sanmıyorum ki bir gayrimenkul zarar ettirsin. Mümkün değil. Fethiye'de alınan, yapılan her türlü ticaret, her türlü hareket kazanca dönecektir. Buna inanıyorum. Mutlaka. Ve yurt dışındaki irtibatta olduğumuz müşterilerimiz dahi şu anda ciddi anlamda yatırım portföyüne Fethiye, özellikle daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sahil bölgelerini almış durumdalar.
Evet. Özellikle. Peki bunun haricinde bizim ticari hayatımız sadece yurt dışı mı? Hayır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde yaşayan halkımız var. Evet. Onlar da ciddi anlamda artık bu bölgelere gelmek istiyorlar. Birikimlerini buralarda değerlendirmek istiyorlar. Tabii ki de şimdi bugün karar verdim, akşam karar verdim, ben yarın gideceğim de bir gayrimenkul satın alacağım diyemiyorsunuz. Bir gayrimenkulün satış aşaması aynı yemek gibi, bir pişirilme safhası var. Tuzunu, karabiberini ekeceksiniz. Olacak, masaya öyle geliyor. İnşaattaki, gayrimenkuldeki satış işi de aynı şekilde. İnsanlar gelecek, gezecek, görecek, etrafı tanıyacak, belirli bir fikir oluşacak. Ailesiyle birlikte oturacak, irdeleyecek. Ondan evet. sonra ekonomik gücünü masaya yatıracak. Ne kadar alabilirim veya ne kadar konut kredisi çekebilirim, ne şekilde oluşturabilirim diye. Ondan sonra bazı şartlar geliştikten sonra, yani bu bahsettiğim süreç yeri geliyor 3 ay, 4 ay, 6 ay sürebiliyor. Evet. Yani bir müşteri evet. gelip de hemen alacağım demiyor, böyle bir şey yok zaten. Evet. Bunun akabinde yakın birkaç hafta öncesi açıklamalarda seyrettik. Banka faizlerinin, özellikle kredi faizlerinin konut düşme kredilerinin. Birinin altında şu anda biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Düşme hareketine başlaması ve bu anlamda çok ciddi beklentiler var. Ben inanıyorum ki alım gücünü biraz daha destekleyebilirsek. Vatandaşlar onu bekliyor, öyle söyleyeyim. Hani, aynen, aynen evet. Hani evet, böyle evet, evet. Haberlerde işte tabii ki bankalara gelen o uyarılar işte bu çok ciddi ve bizler için çok önemli bir şey. Düşünsenize konut kredilerinin faizlerinin ve şöyle söyleyeyim, akşam 3-5 tane arkadaş, hepsi de şöyle söyleyeyim, herkesin durumu iyi değil, birikmiş parası yok ki gidip evet. peşin paraya ev alabilsin. Birçok arkadaşım belli bir bütçeyle çalışan, özel sektörlerde çalışan, belli bir bütçeyle çalışan kişiler ve diyorlar ki eğer gerçekten böyle bir şey çıkarsa gözü kapalı direkt bir konut alacağım, kredi çekeceğim. Bu çok güzel bir şey. Bu banka faizlerinin düşmesi herkesin sizlerin kapısını çalması demektir. Bu da hepimiz için çok... İnsanların planlama kabiliyetini arttırıyor. Mutlaka. Yani biz bir ticaret yaparken veya bir iş sahası açarken ilk önce ne diyoruz? İlk önce planlama. Bir gayrimenkul alacak kişi de gayrimenkul alabilmek için planlamanın içine girecekse önce nereye borçlanacağını bilmeli. Evet. Atıyorum bankaya borçlanacak. Bankaya ne kadarla borçlanacak? Evet. Bunun makul seviyelerde olması, yani aylık 0.70-75 bandlarında olması, daha çok geçmiş güzel. Dönemde evet. de bunun rüzgarını yaşadık, olumlu anlamda yaşadık. Ki bu dönemden sonra zaten hızlı bir şekilde hayata geçecektir, ona inanıyorum. Ve pek çok aynı şekilde bizim de bekleyen müşterilerimiz, arkadaşlarımız, yatırımcılarımız var. Sırf beklenen ciddi anlamda, yani bankadaki bu konut kredilerindeki düşüş süper bir şey oldu. Sadece bizim beldemizden alakalı değil bu. Genelde çok tüm ciddi bir rüzgar estirecek. Için, çok tüm önemli. Ülke için çok önemli bir şey. Tabii ki sizin gibi iş adamları, özellikle inşaat anlamında iş yapan kişilerin de vallahi proje ellerindeki projeleri 3'se 5 yapsınlar, 5'se 10 yapsınlar mümkünse. Evet, şu anda mesela beldemiz belediyesinin yaptığı bir çalışma var imar işleriyle ilgili olarak. 1/25 binlikler evet. askıda bir, evet. yani elzem çok acil olarak 1/1000'liklere bekliyoruz uygulama anlamında. Belediyedeki arkadaşlar, belediyedeki büyüklerimiz de bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Evet. Şimdi inşaat öyle bir komplike bir şey ki sadece bir taraftan yürütemiyorsunuz. Bunun resmi ayağı var, ticari ayağı var vesaire. Mutlaka mutlaka. Yani, biz sadece serviste gelen tabağı, servisi görürüz, yapılmış evi görürüz. Tabii ki bunun bir de... Aynen öyle. Mesela belediyede maalesef. Yaklaşık bir 4-5 aydır yürütülen bazı çalışmalar var. Tabii bu sürecin ülke çapında sekteye uğrattığı çalışmalardan bir tanesi de bizim beldemizle ilgili bu imar çalışmalarıdır. Bu anlamda da ciddi çalışmalar yapılıyor ki bu çalışmalar sonlandığında ben inanıyorum ki biz çok daha iyi ürünler piyasaya sunabileceğiz. Daha rahat, daha hızlı, daha kendine tabii ki, güvenerek, tabii ki. Daha çeşitlendirilmiş ürünleri sunmamız konusunda bizim önümüz açacaktır. Ama şu anda acilen bizim belde olarak hani bu ortam havasına girmişken madem çalışacağız, madem terleyeceğiz, bu eforu sarf edeceğiz. Bu anlamda da hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Şu durumda herkes o taşın altına elini koymak zorunda diyelim. Aynen. Vaktimiz evet. de dolmuş. Arkadaşlarım uyarıyor beni. Peki son olarak şu anda sesimizin, görüntümüzün ulaştığı
biraz önce de söylediğim gibi hem yurt içinde hem yurt dışındaki kişilere son olarak özet şeklinde küçük cümlelerinizi almak istiyorum. Veda edeceğiz çünkü. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, hiçbir şeyden korkacağımız, çekineceğimiz bir şey yok. Bizler çok başarılı bir milletin evlatlarıyız. Ve böyle bir beldede yaşıyor olmak zaten ödüllerin en büyüğü, mükafatların en güzeli bence. Biz elimizden geleni iş hayatı olarak, toplumsal hayat olarak ortaya koyacağız. Tabii ki hayatımızda bu tür kötü şeyler, anılar olacak veya yaşanmışlıklar olacak ama kimse korkmasın. Sonuçta hepimiz özünde Türk milletiyiz. Ne gerekiyorsa yapılacak. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zaman ayırdınız. Bizi bu konuda bilgilendirdiniz. Çünkü sizden iyi kimse bilemez gidişatı. Biz sadece o nehrin akar, biz sesini duyarız. Ama o nehrin içinden neler gelip geçtiğini çok da bilmeyiz. Siz bu sektörün içinde en güzelini siz biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sevgili izleyiciler, Hayata Dair'in bugün de sonuna geldik. Hatta 1-2 dakika programın süresini aşmış bile bulunuyoruz. Yarın yine konusunda uzman farklı konuklarımızla ekran karşısında olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.